Kıbrıs'ta şahane bir konser veren ünlü popstar Hadise ile önce kuliste keyifli bir röportaj yaptık. Ardından sahnede muhteşem şovunu izledik. İşte o görüntüler. Ünlü popstar Hadise kimlere neden isyan etti? Allah'ım yetti artık diyorum. Ve Kıbrıs'ı ayağa kaldıran Hadise dans şovuyla ağızları nasıl açık bıraktı? Kıbrıs'tayız. Uzun bir süredir yeni albümü için sıkı bir pazarlık içinde olan Hadise, bayramın ilk gününde Yavru Vatan'da sahne aldı. Konsere kendisine şöhreti getiren şarkı Steal Me Up'la başladı ünlü şarkıcı. Hemen ardından da ilk sürprizi patlattı. Tüm bu görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce kulise gidip biraz sohbet edelim. Öncelikle hepimizin bayramı kutlu olsun. Bütün ülkemizin, herkesin bayramı buradan en içten kutluyorum. Genellikle cıvıl cıvıl renklerle görmeye alışık olduğumuz Hadise bu kez gece mavisini tercih etmişti. Ya her konser için özeniyoruz ama bayramlarda böyle bir tık daha, biraz daha parlasın. Biraz daha hani bir ekstra bir şey olsun diyoruz. O yüzden umarım seyircimiz de beğenir. Siz beğendiniz. O yüzden teşekkür ederim. Omzunda, göbek üstünde ve dirseklerinde minik pencereleri olan payetli kumaştan mini elbisesi Hadise'ye özel ve özenle tasarlanmıştı. Kollarından sarkan püsküllerden, sırtındaki mini dekolteye kadar her şey en ince detayına kadar düşünülmüştü. Parmaklarına, müziğin büyük ustası Barış Manço misali dizdiği sıra sıra yüzükler, ten rengi file çorapları ve yüksek topuklu bağcıklı botları kombinine hem renk hem hareket katmıştı. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi bu rengi? Çok fazla kullanmadım sahnede, o yüzden çok teşekkür ederim. Tabii tek özel olan kıyafeti değildi. Biliyoruz sahnede yaşananları çok merak ediyorsunuz ama biraz daha sabredin. Önce detayları öğrenelim. Kaç gün diyelim, bunun üzerine çalıştım. Çok heyecanlıyım. Hadise Kıbrıslı sevenleri için özel bir sahne şovu hazırlamıştı. Bu şov için de çok uzun süre çalıştığını ve aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığını, bakın kendi kendine isyan ederek nasıl anlattı. Kendimizi yenilemek zorundayız, yoksa ben de sıkılıyorum açıkçası. Kendimden, sahnemden, Allah'ım yetti artık diyorum. Bu önemli. Kendim için iddialı. Yoksa arkadaşa ben gerçekten yani sıkılıyorum. Hadiseyi daha fazla isyan ettirmeden sahneye uğurlayalım. Biz de seyirciler arasındaki yerimizi alalım. Ünlü şarkıcı kuliste de söylediği gibi sahne şovuna hızlı başladı. Sadece giyim tarzını ve sahne şovunu değil, repertuarını da baştan aşağı yenilemişti. Üç saat sahnede kalan Hadise bir an bile yerinde durmadı. Her şarkısı için ayrı bir görsel şov hazırlamıştı. Eşlik eden dansçılarıyla birlikte izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.